Diliyorum. Samsun'un nabzına hoş geldiniz. Bu gece Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konuğumuz olacak. Hasan Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Biliyorum şu anda Tekeköy'de 7 Haziran'a yönelik seçim çalışmaları içerisinde olan milletvekilleriyle de birlikte programlar yapıyorsunuz. O programdan çıkıp geldiniz. İyi ki geldiniz. Bu arada değerli izleyiciler, dün hunharca bir cinayete kurban giden sevgili Kamil Furtan'ı da anmadan geçemeyeceğiz. Allah rahmet eylesin kendisine. Sözün bittiği yer ifadesi zaman zaman karşımıza çıkıyor. İnsanlara fayda sağlamak için çok büyük fedakarlıklar yapan bir doktoru maalesef kaybettik. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz efendim. Hasan Bey, isterseniz 30 Mart bugüne kadar nasıl bir yolculuk oluştu? Hasan Togar beklediği gibi bir Tekeköy buldu mu? Hoş, orada çok uzun yıllar yaşıyordunuz ve neler yapılacağını da biliyordunuz. Ama ben şöyle sormak istiyorum. Tespit ettiğiniz sorunların ilk önce hangisinden başladınız ve nasıl bir yol aldınız? Nasıl bir değişim oldu Tekeköy ile ilgili? Biraz bunlardan konuşalım. Evet, ben de az önce sizin söylediğiniz gibi dün o yaşadığımız o elim cinayetten dolayı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Allah tekrarını göstermesin bir daha. Ben yine bu akşam bizi ekranlarında ağırlayan Haberaks TV'ye ve bizleri ekranları başından izleyen hem bu şehrin insanlarına hem de bu ülkenin insanlarına tekrar buradan sizlerin vasıtasıyla en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. 30 Mart sonrası bizim bir idealimiz vardı geçmişten beri. Tekeköy'de 59 yıl önce belediye olan ilçede belediyecilik anlamında kurumsal bir değişiklik yaratmak. Yani Tekeköy Belediyesi'ni kurumsal bir kimliğe dönüştürmek. Çünkü Tekeköy Belediyesi'nin böyle bir kimliği maalesef yoktu bizler göreve geldiğimizde. İlk önce bunun için bir start verdik. Bununla işlerimize başladık. Bugün 13-14 ay içerisinde çok ciddi derecede aşama kaydettik. Bunu gururla söyleyebiliyorum. Yani her zaman söylediğim gibi belediyecilik, rutin köy, mahalle yolları, kaldırımları, asfaltları, çalışmaları değildir. Kumanya kömür dağıtma işi değildir. Sosyal belediyecilik tabii ki vardır ama bunun haricinde belediyeyi kurumsal bir kimliğe kavuşturmak. Ben özetle söyleyeyim. Tekeköy Belediyesi yeni hizmet binasında bir defa bütün birimlerinin aynı çatı altında toplandığı bir yeni hizmet binasına kavuşmuştur. Bunu bir konuşalım. Mevcutta yol üzerinde devam eden Tekeköy ile ilgili. O binamız henüz devam ediyor. Devam ediyor. Tamamlanmadı. Tamamlanmak Tekeköy içerisinde üzere. Bir tabii 6 ay içerisinde İki binayı topladığımız bir belediye binası oluşturduk ve bakın 58 yıl sonra Tekeköy Belediyesi'nin bir çözüm merkezi. Çok aktif çalışan bir çözüm merkezi. İnsanlarımızın geldiğinde karşılarında muhatap bulacakları 7-8 tane çalışanın olduğu bir çözüm merkezi. İlk kez olan. Ya e-belediyecilik de işin içerisinde mi yoksa o sonradan mı? Devam ediyoruz oraya. Ardından Tekeköy'de şu anda bir belediye meclis üyemizin de başında bulunduğu 7 kişinin çalıştığı istihdam ofisi. Tekeköy'deki insanlara harıl harıl iş arayan bir istihdam ofisi. Bana göre şu anda herhalde örneği Türkiye'deki birçok belediyede yok. 7 kişi inanın insanına, Tekeköy'deki insanlarımıza iş arıyor. Halbuki 15 bin kişinin çalıştığı bir sanayide işsizlikle alakalı çok sorun fazla olmaması lazım ama var. İş beğenme ve beğenmeme gibi bir sorunumuz var. Beklentileri yüksek olunca insanların, tabii bunlar olabiliyor ama ona rağmen 7 tane arkadaşımız Tekeköy'ün gençlerine iş arayan bir ofisimiz var orada. Siz seçilmeden önce söylemiştiniz zaten, mutlaka işsiz bir arkadaş bırakmayacağım. Kesinlikle. Özellikle organize sanayi bölgesindeki işverenlerle çok yakın ilişkiler kurup Allah'a şükürler olsun. İnsanları mutlaka işe yerleştireceğiz. Bu sistemi de çok çok iyi kuruyoruz. Hemen her gün Tekeköy Belediyesi'nin bir kişi veya iki kişi işe başlattığı var. Öyle mi? Hemen her gün, çok samimi güzel. Söylüyorum. Kaç kişi şu ana kadar acaba istihdam edilmişti? 3200 adet resmi başvuru almışız. Evet. Bunun 1000 tanesini işe yönlendirmişiz. Üzücüdür ki 2200 tanesini memnun edemediğimiz için teklif ettiğimiz işi
Daha iyisini arıyoruz onlar için de. Bakın onlar için de daha iyisini arıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. En önemli hizmetlerimizden birisi kent bilgi sistemi. E-Devlet sistemine geçmek. Tekeköy Belediyesi Samsun ilinde E-Devlet hizmetlerinin kullanılmasıyla alakalı sisteme entegre olan üçüncü belediye. Hatırlıyorum, Canik zaten yaptı. Bafra, ikincisi Canik, üçüncüsü Tekeköy, gururla söylüyorum, Tekeköy Belediyesi. Bu 12 ayın içerisinde gelişen bir kurumsallık hizmetidir. Ve şunu söyleyeyim, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sisteme bizden sonra entegre olmuş bir belediye. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda daha önde, daha hızlı hareket ediyoruz. Bu sistem içerisinde insanlarımız devlet hizmetlerinin alabildikleri her hizmeti o sistemden Tekeköy Belediyesi'nin, Türkiye Gov.tr belediyelerden Tekeköy Belediye E-Devlet adresi üzerine girerek her türlü bilgiyi buradan alabiliyorlar. Ayrıca bakın bugün Tekeköy'de 26 tane mükellefimiz bu sistem üzerinden emlak vergilerini ödediler. Hı. Artık sanayiciyi Tekeköy Belediyesi'ne çağırmıyoruz. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir yerinde Tekeköy'de arazisi olan, mülkü olan biri bu sisteme girebiliyor. Elektronik sistemler üzerinden emlak vergisini ödeyebiliyor. İmarla alakalı arazisinde herhangi bir değişiklik var mı? Bunu izleyebiliyor. Bu önemli. İmar meselesi Tekeköy için önemli. Bunu konuşacağız. Peki belediyeden almak istediği hizmetlerle ilgili sorunlarını iletmek isteyen kişiler de yine bu sistem üzerinden size sorunlarınızı 24 saat Tekeköy Belediyesi'nin çözüm merkezi sitesine girerek 24 saat oradan yazılı olarak şikayetlerini söylüyorlar ve kendilerine mutlaka bununla alakalı dönüş yapılıyor. Herhangi talep olursa olsun, sadece belediyemizle alakalı değil, Büyükşehir Belediyesi ile veya Elektrik Kurumu ile alakalı veya Sağlık Bakanlığı ile alakalı, Tarım Bakanlığı ile alakalı hangi sıkıntıda müzdaripse insanımız onunla alakalı şikayetini bize iletiyor. Biz ilgili kurumlarla da irtibata geçip kendilerine bununla alakalı bilgiyi mutlaka aktarıyoruz. Anladım. Ya belediyecilik hizmetleri açısından da çözümleme noktasında gerekli kişileri harekete geçiriyorsunuz. Tabii. Geri dönüşler oluyor. Tabii. Bu önemli bir gelişme demek ki Tekeköy için e-belediye işi. Yol üzerindeki belediye hizmet binasına ne zaman geçmeyi planlıyorsunuz? Onunla alakalı henüz netleşmiş bir kararımız yok. Çok bina ciddi, bayağı bir ortaya çıkmaya başladı. Çok ciddi firmalar var bu binayla ilgilenen. Onunla ilgili henüz netleşmiş bir kararımız yok. Çok şükür şu anda mevcut binamızın içerisinde belediye hizmetlerimizi yerine getirebiliyoruz. Bu kent bilgi sistemi ve e-devlet sistemiyle kimse elinde bir dosyayla kapı kapı müdür memur gezmek zorunda kalmıyor. Hem vergilerini yatırabiliyor bu sistemin üzerinden, hem de işlemlerini yarın öbür gün ruhsat işlemlerini dahi belediyeye gelmeden herkes bu sistem üzerinden takip edebilecek. Belediye ile alakalı, şu anda o bina ile alakalı çok fazla kendimizi meşgul etmiyoruz. Yani. Ama yürüyen bir proje var orada. Tabii. O önemli, şu açıdan önemli, oranın bitmesi. Çünkü kongre merkezi, kapalı spor salonu, stadyumun bitmesiyle onlar ilçemizin ayrı değerleri. Onlardaki potansiyeli değerlendirmek için mutlaka orada bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mutlaka. Demiştiniz. Evet. O açıdan soruyorum. Mutlaka. Ben. Peki ona da gelelim ama yine Tekeköy'ün içerisine dönelim. Tekeköy'ün içerisinde altyapıyla ilgili, doğalgazla ilgili, yollarla ilgili, imarı ayrı bir başlık halinde konuşalım. Neler yapıldı? İhalesi tamamlanan işte ya da üzerinde çalışılan sanıyorum yüzme havuzu, gençlik merkezi ve bir şey çok üzerinde duruyordunuz. Tekeköy'de insanların aileleriyle birlikte gidip eğlenecekleri, çaylarını içecekleri bir yer yoktu. Bunu da hayata geçirmek istiyorum demiştim. Şimdi siz Allah nasip ederse seneye Samspor maçlarını Tekeköy'de izlemeye geleceksiniz. Evet. Birinci lig maçlarını inşallah. Evet, inşallah. Önümüzdeki hafta Cuma günü inşallah o güzel mutluluğu hep birlikte yaşayacağız inşallah. Ben istiyorum ki, ben hep söyledim, arzu ediyoruz ki siz oraya Tekeköy'e gelmekle ilgili bir program yaptığınızda ya 3-5 saat önce gelin. Maç izlemeyle sınırlı kalmasın diyorsunuz. Tabii. Ben insanlarımıza bunu anlatmaya kalkışıyorum. Yani bugün asgari ücret 1000 lira civarında. Eğer kirada oturuyorsanız ve 2 kişi çalışmıyorsanız eşinizle birlikte belki geçinmeniz zor. Çok zor. Ama bizim Tekeköy içerisinde standartları yükseltmemiz lazım. Yani Tekeköy'ün en son kitap fuarında yaklaşık 70 bin ziyaretçisi vardı. Evet.
Ama bu ziyaretçilerden hiç kimse Tekköy'ün içerisine girmedi. Giremedi değil mi? Bizim en büyük arzumuz, bir de önümüzde muazzam bir organizasyon var. 2017 Dünya İşitme Engelleri Olimpiyatı. Ama bakın yatırımlar dediniz. Müthiş bir, tabii sizi ve çok daha kıymetlendirecek bir proje daha. Ana merkez Tekköy. Şimdi yatırımlar dediniz. Galatasaray'dan geliyorsun oraya çünkü. Tabii. Yatırımlar dediniz. Tekköy'de gerçekleşecek çok ciddi yatırımlarımız var. Ama şimdi burada maalesef üzülerek de belirtiyorsunuz. Geçmiş yönetimleri eleştiriyorsunuz. Yani ben çok daha fazla cümlelerle, belki kırıcı cümlelerle eleştirmek isterdim. O bize düşmüyor, yakışmıyor. Ama şunu samimi söyleyeyim, bakın bir yıldır Tekköy'de arazi üretmeye çalışıyoruz, arazi arıyoruz. Maalesef eski belediye başkanı, şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı döneminde Tekköy'de bir metre yatırım yapılacak arazi bırakılmadı. Maalesef bütün arazilerimiz parsel değişiklikleri, imar değişiklikleri yapılarak tamamı satıldı. Şimdi bugün Kutlukent'te yatırıma aldığımız iki tane lise var. Birisi devlet eliyle yapılacak. Bir lise, İl Milli Eğitim Müdürümüz diyor ki bana yer göster. Hemen çok çabuk yatırıma alınan liseyi Kutlukent'e bu bölgeye yapalım. Bir hayırseverimiz, bir iş adamımız şu anda kendi ticareti Ankara'da. Bir Anadolu Fen Lisesi'ni diyor Kutlukent'te yer gösterirseniz diyor derhal startını verir, temelini atarım. Bizim Kutlukent'te bir metre lise yerimiz yok. Öyle mi? Çok üzücüdür. Ne durumda peki? Bununla ilgili önemli çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Üzerinde 5-6 aydır çalışıyorsunuz. Tekköy'ün imar yapısını masaya yatırdınız. Bu yatırımları önce tamamlayayım. Şimdi biz eğer bu yerlerle alakalı, arazilerle alakalı problem olmamış olsaydı, geçmişte kamuya ayrılmış araziler satılmamış olsaydı, patır patır satılmamış olsaydı, bugün Tekköy'de Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından atılmış 5 tane temel vardı. Ama inşallah bu yılın içerisinde bunlar atılacak. Biz arazi tabii bir takım yerlerimiz var. Bunlarla alakalı arazi üretme çalışmalarının sonuna geliyoruz. O da bu revizyondan kaynaklanan. Ben şimdi size şöyle söyleyeyim. Yani geçmişte imarla alakalı Tekköy'de çok ciddi sıkıntılar yapılmış. Evet. Siz arkadaşlar gösterdi. Bunun sondaj çalışmalarının yapıldığını da bilgisini verdi. Aynen öyle. Program öncesinde. Aynen. Şimdi burada bir arazi Allah'ın izniyle bunu ürettik. Bu araziyle ilgili problemlerimiz Kurtuluş Mahallesi'nde, Tekköy'ün içerisinde. İnşallah bu gençlik merkezi Tekköy'de bir dahaki yıl zannedersem gençlerimizin hizmetine, kullanımına sunulacak. Çok güzel bir bina, çok estetik bir bina. Ama bunu az önce söylediğim gibi bunlar için bir yıldır uğraşıyoruz. Yer üretmek için. Evet, maalesef kamuya ait arazi bırakılmamış. Şimdi ben yine söylüyorum, Büyüklü'de lise ile alakalı problemi çözdük. Anadolu Lisesi, Anadolu Fen Lisesi Allah nasip ederse Büyüklü'ye. Temeli, onu da resmini getirecek. İhalesi, ihale süreci falan başladı. Büyüklü'de Anadolu Lisesi tabii, değil mi? Tabii, Büyüklü'de Anadolu Lisesi. İhale süreci başlatıldı. Buradaki arazi problemini o zaman da izah etmiştim. Allah razı olsun kendisinden, bu şehrin İyilik abidesi Cemal Yeşilyurt, ağabeyimiz, amcamız, kamulaştırmayla alakalı sıkıntımızı o yardımcı oldu. Araziyi, bize 4 dönüm araziyi ücretini ödeyerek o aldı. Biz de Gençlik Spor Bakanlığı'na tahsisini yaptık. İnşallah burada da en kısa zamanda temelini atıyoruz. Yine Tekköy'de bir yüzme havuzu projemiz var. Gençlik Spor Bakanımızın bize vermiş olduğu sözler içerisinde Allah nasip ederse arazi çalışmalarını tamamlıyoruz. Bizi en çok yoran bu arazi. Şimdi ben bu işleri çok bilmediğim için göreve geldiğimizde bir takım yerlerde yeşil alan, spor alanı, okul alanı gibi yerler görüyorsunuz. Şimdi yer var biliyorsunuz, bakanlığa söz veriyorsunuz. Yine söyleyeyim, Kredi ve Yurtlar Kurumu bölge müdürümüz derhal araziyi tahsis edebilmemiz halinde 500 kişilik bir öğrenci yurdunun temelini atabiliyoruz. Yerler var diyoruz elimizde. Ama biz bu olayı, çok fazla teknik detayını bilmiyoruz. Elimizdeki arazilerin altında mülkiyet yokmuş. Siz burada bir arazi var diyorsunuz. Mesela Tekköy Belediyesi'nin geçmişte yaptığı bir kapalı spor salonu vardı. Evet. Göreve geldiğimizde bunu Gençlik Spor İl Müdürlüğü bizden istedi. 5-600 milyar lira bir masrafı var. Şu anda orada Tekköy'ün 1200 tane çocuğu spor görüyor. Her branşta. Ne kadar? Daha önce tek bir çocuk yoktu orada. Tahsis edelim dedik. Tapusunu baktık, aradık. Tapu yok. Mülkiyet yok. Yani spor salonu tabiri caizse kaçak. Yani kamuya ait bir yer mi yoksa
Nasıl arazi bu? Yok altında. Spor salonu askıda görülüyor. Hmm. İşte eski belediye başkanının yapmış olduğu sıkıntılar. Büyük de bir mezbahane, dört duvara atılmış. Oraya açılış yapacağız. Mezbahaneyi yapan biziz. Kimse de ona sahiplenmesin. Parayı da ödeyen biziz. Bir tek kuruş ödenmemişti onlara. Parayı da ödeyen biziz. Arıtmasına varıncaya kadar tamamlayıp da hizmete de sunan biziz. Kamuoyuyla işletilen şu anda en modern mezbahaneyi bizler orada sağladık. Yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira gibi para ödedik geldikten sonra göreve sadece mezbahaneye. Bizden önce tek 1 lira para dahi ödenmemişti ama açılışları falan o zaman siyasi bir takım gerekçelerle yapılmıştı. Bizim için Tekeköy'de tarihi değiştirecek projelere imza atmak. Allah nasip ederse Haziran ayı içerisinde Tekeköy'ün o söylemiştim sizlere. Tek şerit olan yoluna Büyükşehir Belediye'mizle birlikte başlıyoruz. Evet. Ardından belediyemizin olduğu o Tekeköy'ün tarihi gar binalarının olduğu alanda nostalji parkını yapıyoruz. Evet, ondan da bahsetmiştiniz. Görüntüleri de var galiba arkadaşlar. Şimdi verebilirlerse çok önemli şeyler bunlar. Bunlar yani Haziran'dan sonra başlanacak çalışmalar. Şurası evet. Değil mi? Evet. Bu Tekeköy'ün Allah nasip ederse önümüzdeki ay araçlarla birlikte gireceğimiz Tekeköy Belediyesi ana cadde çalışması. Bir de istasyon çalışması var. Tek şerit halinde inşallah burası olacak. Burası da işte o görüyorsunuz o tarihi binaları, bunları restore edip inşallah orada çok muazzam bir alan ortaya çıkartacağız. Siz maçtan önce veya fuar alanına ziyaretten önce buralara gelebileceksiniz. Mağaralar hafta sonları çok aşırı derecede ilgi görüyor. Yine o mağaraların yolunu bakın, yani bu alanı inşallah böyle bir hale gelecek. Şimdi orada çok kötü görüntüler var. O binaları maalesef gençlerimiz başka amaçlar için kullanıyor. Gençliğimize de sahip çıkmamız lazım. Bu alanda Allah nasip ederse böyle çok güzel bir nostalji parkı haline gelecek. Bu tamamlanması süreci ne kadar sürecektir Hasan Bey? Yani Haziran'dan... Önümüzdeki yıl... Kullanmaya başlamış olacak mı? Kullanacağız. Mesela, kesinlikle kullanacağız. Şimdi ben 15-20 yıldır siyasetle seven ve uğraşan bir insanım. Ömrümün en güzel yıllarını verdim. Sağlığımı riske ettim. Yani derler ya, ölümü göze alarak Tekeköy'le alakalı bir sevdanız var. Ama ben Tekeköy meselelerini bir yılda çözemem. Bana 5 yılına yetki verdiler. Ve bana hayatımın en büyük onurunu verdi insanlar. Bana ve arkadaşlarıma. Ben bu onura layık olmak için çalışıyorum. 2019 yılında seçim var. Şuradan samimi söylüyorum. Şuradan kalkmak nasip olmasın, o seçimi düşünmüyorum. Benim için en büyük onur 2019'da Allah nasip eder de tekrar aday gösterilir isem kapılarına gittiğimde insanların Hasan Tokar verdiği sözleri tuttu. Bu sağlamak. Benim için başka bir değer yok. Çünkü 3 kez aday oluyorsunuz, 3. kez seçim kazanıyorsunuz ve Türkiye'de siyasetin en zor olduğu AK Parti'de ve siyasetin en büyük liderlerinden Recep Tayyip Erdoğan, kurucu genel başkanımız, bugün Cumhurbaşkanımız tarafından orada aday gösteriliyorsunuz. Ben ona layık olmak için çalışan, o insanların da, bu insanların da güvendiği bir evladıyım. Ben onları mahcup, için, tabii, fayda sağlamak için. Tekeköy'de yaşam standartlarını değiştirmek bizim derdimiz. Evet. Mevcut durumu korumak değil. 58 yıl bu durum böyle devam etmiş. Sabırlı olurlarsa, bu 5 yılın sonunda görecekler ki yaşamlarına dokunmuşuz. Yaşam kaliteleri artmış, gelir seviyeleri artmış bir ilçeyi biz inşallah meydana getireceğiz. Peki doğalgazla ilgili çalışmalarda sorunlar var mı? Hatta onun öncesinde imara girelim. İmarda bir ciddi bir çalışma içerisinde olduğunuzu biliyorum. Hatta bir mahallede 3 ya da 4 kat iznini 5 kata çıkardınız. Ve yer üretmeyle ilgili de bu konuda uzman kişilerle çalışıyorsunuz. Evet. Onunla ilgili de bir başlığı kapatalım isterseniz. Neler oluyor? Revizyon imar planı Tekeköy tarihinde şöyle de hakkımız olsun. Bilenler bilir bu konuyu ama ona ayrı bir program olarak işleyeceğiz. Sizde evet. Teknik elemanlarımız evet. Olacak ama Tekeköy bu yaptığımız revizyonla alakalı 50 bin nüfus bize 50 yıl dua etse hakkımızdır diye inanıyorum. Çünkü çok çok büyük bir hizmet ettik. Hem inşaatlardaki adaletsizliği ortadan kaldırdık, evet. Hem kimi yerlerdeki inşaat haklarını artırdık, hem şunu net söyleyeyim, Tekeköy Belediyesi'nin geçmişten gelen imarla alakalı vatandaşların lehine sonuçlanmış, mahkeme kararlarına uymayan belediyeyi haksız durumdan çıkartıp
haklarını iade ettik. Çok ciddi bir avantaj sağladık. Hem ilçemize hem sanayicimize çok ciddi bir avantaj sağladık. Bu bambaşka bir konu. Yani, bunu özellikle konudaki uzman mühendis arkadaşlarla birlikte masaya getirip... Şöyle bir cümle söyleyeyim, üzerinden geçelim. Bir gün imar servisimize bir gelseniz, Tekeköy'ün geçmişte 15 yıl boyunca uğradığı o imarla alakalı usulsüzlükleri, yolsuzlukları, orada insanlarımız geldikçe iki gün vaktinizi ayırsanız dersiniz ki bu ilçede bu insanlar nasıl yöneticilik yapmış? Samimi söylüyorum, yani aklı hayale gelmeyecek sıkıntılarla karşılaşıyoruz ve bunların %95'ini açtık. 95'ini. Evet. Kimseyi şimdi, kırmadan üzmeden. Şimdi yeni yerler de üretmeye başlayacaksınız. Yine başka yaşam alanlarının oluşması için de Tekeköy'de evet. Başka yerleşim birimleri de anladığım kadarıyla oluşacak. TOKİ inşallah Tekeköy'e geliyor. Bizler onlar için de üretilmiş bir iki yer var ama onun haricinde bizim üretmeye çalıştığımız yerlerimiz var. Tamam, bunları da konuşacağız. Hele bugün eski il başkanımız, biz alışmışız Fuat abiye başkanımız demeye. Onunla birlikte Çimenli'ye miting için giderken o coğrafyayı, o köylerin yamaçlarını görünce dedi ki ya burayı yerleşime açalım. Burada muazzam villa konutlar olur şehre, hakim tepelerde. Ama orada yine geçen gündeme gelen çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle alakalı gündem var. Bu konuda çok muzdarip olduğunuzu biliyorum. Bir kere doğru da tespitler bunlar. UEFA'nın ya da FIFA'nın orada maç oynanmasına izin vermeyeceği bir durum var. Bir çevre kirliliği ile ilgili sorun olduğunu biliyoruz. İş çevrelerini uyardığınızı biliyoruz. Filtre takmaları konusunda ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı uyardığınızı biliyoruz. Burada nedir? Siz bu kadar çocuklarımız astımla yakalanma patlaması var. Patlaması var. Şimdi genel olarak nedir şunu söyleyeyim. Sebebi nedir? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Karadeniz'i önemli yapan, Samsun'u önemli yapan, özelde de Tekeköy ilçesini dünyaya, bırakın Türkiye'yi, dünyaya marka yapan Tekeköy'ün belediye binası, hizmet binası, yolu falan filan değildir. Evet. Tekeköy'ü dünyaya marka yapan, Tekeköy'ü dünyaya tanıtan, literatürüne sokan bir değeri var. Var. Onlar hariç. Ama bu bizim kirlilikle alakalı konumuzdan girelim biz. Tekeköy'ü dünyaya tanıtan, Tekeköy'ün dünyaya açılan penceresi sanayicisi. Şimdi 17 ilçe içerisinde Tekeköy, Samsun'un en değerli ilçesi. En zengin, en varlıklı ilçesi. Dünyanın bütün ülkeleriyle ihracat yapan firmalarımız var. Evet. Ciddi holdinglerimiz var. Evet. Bunlar bir defa bizim gurur kaynağımız. Şimdi bugün bir herhangi bir firmamız, ismini vermem reklama girer herhalde. Gider. Tabii vermeyin. 500'ün içerisinde 4-5 firma daha var. Daha fazla orada. Evet. 161 ülkeye ihraç yapan bir firmamız var. Şimdi Tekeköy dediğinizde maalesef köy dersiniz. Yani tanımayan Türkiye'nin herhangi bir yerindeki de köy der. Dünya hep kasaba der. Ama şimdi giriyorsunuz X firmanın o 161 ülkede nerede ticaret yaptığıyla alakalı. Tekeköy girdiğinizde Tekeköy bakıyor. Türkiye, Samsun, Tekeköy. Algı otomatik olarak değişiyor. Demek ki Tekeköy çok önemli bir ilçe. Şimdi ben diyorum ki burada birlikte yaşamak zorundayız. Birlikte yaşamak zorunda olduğumuz ilçemizin havasını, yaşamını riske sokacak hiçbir şeye ben insan olarak müsaade etmem. Birlikte izin vermemek gerekiyor. Biz geçmişte bunun mücadelesini verdik. Mobil santral eylemleriyle, işte doğalgaza çevrilmesiyle alakalı çok ciddi eylemlerle insanlarımızın önünde. Orada bir sıkıntı olmuştu, evet. Olduk ve başardık. Bugün de ben söylüyorum, orada birkaç tane firmamız var, fabrikamız var. Uyarımıza rağmen, uyarılarımıza rağmen bacalarındaki filtreleri çalıştırmıyorlar. Neden böyle yapıyorlar? 3 kuruş daha fazla kazansınlar diye. Bu kadar. Buradan o zaman şimdi onları uyarıyoruz. Uyarmak değil yani. Yaptırımlar peki. Ben o ilçede yaşayan bir fert olarak, belediye başkanlığını bırakın, gücüm ne yetiyorsa onu yaparım. Bizi bilirler. Bana, ben şunu söylüyorum, hep geçmişte söyledim. Sen dünyanın en lüks hastanesinde hastalıktan mı ölmek istersin? Yoksa sağlıklı bir beldede kendi yağınla kavrularak sağlıkla, eceliyle mi ölmek istersin? Ben ecelimle ölmek isterim. Tabii. Allah'ın biçtiği ömrü böyle tamamlamak isterim. Evet. Bu gururumuzun yer aldığı sanayi kuruluşlarımızla birlikte yaşamak zorundayız. Nasıl bu? Avrupa'da başkentlerde bu fabrikalar var.
Ama bacalarından hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Evet. Bizde de olmasın. Ve bunlar bu mevzuata Avrupa Birliği ve bizim bakanlığımızın normlarına göre uymak zorunda. Bizim ben Çevre İl Müdürümüzle de bu konuları tartıştım. Büyüklü'deki mezbanemizde üretim aşamasında arıtmamızı kullanırken arıtmamızı mecburen dereye salmak zorunda olduğumuz bir şey vardı, atık vardı. Yani arıtmayı kontrol ederken. Bunun için şehir ayağa kalktı. İl Müdürlüğü ayağa kalktı, Büyüklü ayağa kalktı. Şimdi ben Tekeköy'den nefes alamıyorken Samsun'da konuyla ilgili hiçbir muhatabını da yerinde rahat oturturmam. Doğal olarak. Onları da rahatsız ederim. Fert olarak. O gün Tekeköy'de bütün daire müdürlerimiz Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın numaralarına girerek, tuşlayarak bu sıkıntıyı tabii bildirdiler. Bununla alakalı yapmamız gereken, eğer bir ölçüm istasyonu kurmak ise mutlaka ilçemiz yetki belgesi alarak bu ölçüm istasyonu kuracak ve cezai müeydeyi biz uygulayacağız. Ben şimdi burada hatta sağ olsun kendisinden, Allah razı olsun Fuat Başkanımızı tekrar anayım. Bana o bir gün şu teklifi de yaptı. Dedi ki buradaki biz insanımıza şunu da söyleyeyim, müjdeleyeyim. Bizim bölgemizde 8 tane kömürcü vardı. Bunun 4'ü ruhsatlı, 4'ü maalesef ruhsatsız. Evet. Bu ruhsatsız olan kömürcülerimiz buradan tahliyelerini tamamlamak üzereler. Bu 8 yıldır çalışan ve göz yumulan 4 tane ruhsatsız işletmeyi biz geldik. Allah razı olsun kendileri de anlayışla karşıladılar. Süre verdiniz. Tabii 3 tanesi tamamen ticaretini bitirdi ve taşındı. Bir tanesi içerideki mevcut kömürünü tüketip inşallah o da en kısa zamanda ilçeden taşınacak. 4'ünü bertaraf ettik. 4 tane diğer kömürcümüz var. Bunlar da çok büyük yatırım sahipleri. Ama onlardan da hatta ben yine buradan kendisini anıyorum. Fuat Başkanım bana şunu teklif etti. Kocaeli'ni bir gezelim birlikte. Oradaki kömürcüleri bir gör. Nasıl çalışıyorlarsa ki orada hiçbir zararları yok. Buhar sistemini. Yine onu birlikte oraya gezeceğiz, göreceğiz. Ve burada da aynısını onlardan uymalarını isteyeceğiz. Bunu niye istiyoruz? Bir, bu hükümetin buraya stat yapılırken, kapalı spor salonu yapılırken biz Tekeköy'de gizli gizli dua ediyorduk. Acaba buraya yapılır mı, yapılmaz mı? Şimdi ben bu açıklamaları yapınca Oda TV'de bu açıklamalar değer bulmuş. Ama Oda TV'de benim bu açıklamalarımı öyle çarpıtmış ki ben şuna yordum. Espri de yapmak lazım gerekiyorsa. Allah rahmet eylesin. Kaya'nın şarkısındaki gibi Oda TV'deki arkadaşlar hem odada ışıksız kalmışlar hem havasız kalmışlar herhalde. Orada bizim söylediğimizi Cumhurbaşkanı'nın stadına onun başkanı tepki koyuyor. Arkadaşlar. Nasıl ifade etmişler, nasıl çarpıtmışlar? Böyle cümlelerle çarpıtmışlar Oda TV'deki arkadaşlar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurucu genel başkanımızın yolunda onunla birlikte aldığı her bedeli ben kendi adıma almaya Allah için kendi adıma söz vermiş birisiyim. Onun aldığı her riski ben de onunla birlikte alırım. Bu ilçeye tarihinin en büyük hizmetlerini kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız kazandırdı. O stadın orada olması demek bugün evet hava kirliliğinin, çevre kirliliğinin bitirilmesi anlamında demek. Stat oraya yapılma startı verildiğinde bizim Ankara'daki ilgili genel müdürlerimiz de uyardı. Dedi ki bu şartlarda yarın öbür gün hava kirliliği olursa sporcu sağlığını tehdit eden maçları durum oluştuğunda UEFA buraya müsaade etmez. Biz o gün dua ediyorduk ama gizli dua ediyorduk samimi söylüyorum. İnşallah statla alakalı sıkıntı olmaz. Bizler de bu stadın, kapalı spor salonunun, uluslararası fuar ve kongre merkezinin sayesinde Tekeköy'ü yaşanabilir bir Tekeköy. Benim yamaçlarım, Tekeköy'ümün yamaçları ne Atakum'da var ne bir başka ilçede var. Şimdi bugün Atakum yerleşme merkezi olarak şehirde anılıyor ama bizim yamaçlarımızın eşdeğeri hiçbir yerde yok. Şehre çok yakınız. Ortaya çıkartmak tabii, gerekiyor. Çok yakınız. Peki bu çevre kirliliğine sebebiyet veren kömürcü kardeşlerimiz sizin yönlendirmelerinize uyum sağlıyorlar mı? Tabii yani? O konuda onlarla aramızda herhangi bir iletişim kopukluğu yok. Kaldı ki eğer süreç sıkıntılı ilerlerse yani onlar da kendi üzerlerine düşen her şeyi yapacaklar. Tabii geçmişte sorun de bunu tahmin etmişler. Kirlilik sadece onlardan kaynaklanıyor mu? Başka yok kimse. Var var. Yani
gerek geceleri lastik fabrikalarının anormal kokuları. Ben şöyle söyleyeyim yani bu konuyu ilk defa zaten kitap fuarı açılırken Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiler açılıştan birlikte çıkarken anormal bir koku. İnsanın genzini rahatsız eden, gırtlağını yakan anormal bir koku. Büyükşehir Belediye Başkanımız hemen talimat verdi. Valimiz talimat verdi. Bir araştırın bununla alakalı nereden kaynaklanıyorsa. Çünkü oraya Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Kaldı ki 2017'de korkunç bir organizasyon tabii. olacak. Yani öyle bir şeyle hazırlanamayız orada. Tabii tabii mümkün değil yani. Bu işitme engelliler olimpiyatından işitme engellileri çıkardığımız zaman bu bir olimpiyat. Evet. İçinde yüzme, içinde tenis, içinde buz hokeyi, içinde golfü olan yani uluslararası bir organizasyon. Ve Türkiye'de bu Samsun ilinde yapılıyor. Benim ilçeme de bu belki 50 yılda bir düşer. Belki de evet. Bunun zenginliğini ben bu ilçenin içerisine yansıtmayı düşünüyoruz. Lazım. Burada bir kere daha fırsat olduğu için teşekkür edeyim. Gençlik Spor Bakanımıza, Akif Çağatay Kılıç Bey'e. Yani çok samimi söylüyorum. Çok farklı bir insan. Bir konuyu söylüyorsunuz, öyle not alma yok. Hangi ilgili bakanlıksa anında o talebimizi ilgili bakanlığa iletiyor. Bir örneğini vereyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan konteyner ve arazöz köylerimizde ara sıra susuzluk olduğunda sıkıntı çekiyoruz. Talebimiz olmuştu. Kendisiyle bir kahvaltıda hemen bahsettik talebimizi, yazımızı. Hemen Çevre Şehircilik Bakanımızı aradı. 10 dakika sonra bana geri dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız bu hafta içi Allah nasip ederse ara sözümüzü almaya gidiyorlar. Değeri 200 milyar lira. Çok güzel. Bir telefonuyla. Çok güzel. Hele bu yapmış olduğu, yapmaya çalıştığı kimi zaman bize yüksek perdeden bağırıyor, kızıyor. Ya diyor bu liseye niye hala temel atamadık? Bu gençlik merkezine niye hala temel atamadık? Ben samimi söylüyorum, gurur duyuyorum. İşte onlar da az önce söylediğim geçmiş yönetimlerin özellikle 5 yıl orada görev yapan eski belediye başkanının kamuya ait bütün arazileri maalesef satmasından kaynaklanan sıkıntılardı. Milletvekili aday olduğu için cevap hakkı da doğabilir. Onun için biz şuraya yoğunlaşalım bence. 2017 işitme engelleri olimpiyatını hazırlamak adına. Sinan Bey, ben sizin söylediğinize katılıyorum ama bir milletvekili adayı, eski belediye başkanlığı yapmış bir milletvekili adayı her programında Vezirköprü'de, Ağaca Güney'de veya Bafra'da Tekeköy şöyle, Tekeköy böyle. Yani veya işte ben Tekeköy'de şunu yaptım, benim yerime gelenler işte şunu. O zaman bize cevap hakkı doğuyor. Mesela dün akşam bir televizyon programında yine aynı şeylerden bahsetmişler. Şimdi ben buradan soruyorum. Hayati Tekin, eski belediye başkanı, %38 oy aldı Tekeköy'de. CHP'nin oyu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25. %13 oyu AK Partililerden aldı. Ona oy verdiler. Şimdi ama dün akşamki televizyon programında kurucu genel başkanımızı ve AK Parti kadrolarını hırsızlıkla, yolsuzlukla itham ediyor. O zaman bu Tekeköy'de kendisine oy veren insanlar bir hırsızın peşinden gidiyor. Ben buradan sesleniyorum şimdi. Yarın bu insanlardan yine oy istiyorsun sen. Bakın %38 oy yok CHP'nin Tekeköy'de. Sana oy veren insanları hırsızlıkla ve yolsuzlukla itham ediyorsun. Şimdi bana o zaman cevap hakkı doğar. Ben samimi söylüyorum bakın göreve geldiğimiz bugünden o günden bugüne hiç cevap vermedim. Cevap vermek de bana yakışmaz. Bir büyüğümüzdür. Ben saygıda hayatta kendisine kusur etmem. Ama şunu söylüyorum. Şimdi aldatan ve kandıran pankartları var Tekeköy'de. Ben o zaman üzülürüm. Kendi resminin altına yazdığı herkesle dost, herkese dost. Şimdi insan dostlarına zarar verir mi? Yanlış yapar mı? Yapmaması lazım. Ama Tekeköy Belediyesi'nde görev yaparken 150-200 adet dostuna kaçak yapı için izin verip bina yapmaları, kat atmaları için izin verip arkasından görevden 11 gün önce tamamına mühür vurdurarak yaklaşık 2 trilyon ceza kesen bir isim dost olabilir mi? O zaman düşmana gerek yok ki. Sen Tekeköy Belediye Başkanı'nı muhatap alırsan ben de herhalde bir cevap verme hakkım olur. Yani o şeyleri, pankartları ben kendisine de yakıştıramadığım için söylüyorum. Siz milletvekili adayı olmuşsunuz. Allah nasip etmiş size. Tekeköy'de çok ciddi bir farkla mağlup olmuşsunuz. Ama kalkmış gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi, üyesi size ikinci sıra milletvekilliğini layık görmüş.
Ben onların kararlarına saygı duyuyorum. Ama sizin Tekeköy Belediyesi ile alakalı göreviniz tamamlanmış. Bununla ilgili değerlendirme yapmayın. Siz oy aldığınız insanların peşinden koştuğu liderleri töhmet altında bırakırsanız size yakışmaz. Anladım. Peki 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda dört dörtlük bir Tekeköy ortaya çıkması için bu hava kirliliği meselesinde son termini nasıl belirlediniz? Ne zaman bu sorun tamamen ortadan kalkmış olacak? Önce bir onu sorayım. Burada çok önemli süreç yok. Bu yılın sonunda bu işi halledeceğim. Tabii. Ben şunu söylüyorum zaten. Yani gerek il müdürümüzden, çevre il müdürümüzden böyle bir hassasiyetle alakalı gerekirse orada seyyar bir ölçüm istasyonu, gerekse Tekeköy Belediyesi olarak orada yasal sorumluluğumuz var mıdır, hakkımız var mıdır? Biz bunu arkadaşlarımız araştırıyor. Eğer böyle bir ölçüm istasyonu kurabilme gibi yasal hakkımız varsa bunu belediye olarak kuracağız. Ve kendimiz cezai müeyyide uygulamakla alakalı gerekeni yapacağız. Ama iş çevrelerinden bu konuda size defans gösteren ya da sizin bu... Yok zannetmiyorum. Ben. Öyle bir şey yok diyorsun. Niye yok aynı gemidesin Sinan Bey? Çünkü onlarda. Aynen öyle. Siz de akşama kadar bizle o zehri solumak zorundasınız. Sağlık problemlerinden muzdarip bir Tekeköy vardı. Yani hastaların Samsun'a gelmesi söz konusuydu özel durumlarda. 6'dan sonra hizmet alamadıkları için. Şimdi yeni bir sağlık birimi yapıldı bildiğim kadarıyla. Ondan da kısaca bahsedin isterseniz. Özel bir hastane. Değil mi? Tekeköy'e Allah nasip ederse bu ayın Haziran ayının başlarında hasta kabule başlayacak. 24 saat açık bir sağlık kuruluşu. Ve biz göreve geldiğimiz günden beri kendilerinin... Çok destek verdiğinizi, önünü açtıklarınızı... Aynen öyle. Ciddi söylüyorum yani. Kendimizin gibi sahiplendik. Evet. Sağ olsun onlar da o konuda hastaneyle alakalı bizi sahiplendiler. Biz onlara her türlü desteği veriyoruz. Çok da iyi ilişkilerimiz var. Hem istihdam açısından çok önemli bizim için, hem sağlık açısından. Yani gündüz uzman hekimin olduğu, uzman hekimlerin olduğu, akşam saat 8'den sonra da 24 saat açık her türlü hizmetin verildiği. Çok önemli tabii. Bir Tekeköy'de tabii, çünkü tabii. Problemler yaşanabiliyor. Ve hasta sayımız, şöyle söyleyeyim yani inşallah insanlarımız hasta olmasın da, talep arttıkça orada ameliyatların, bir takım ameliyatların yapılabileceği, bir takım operasyonların yataklı kurum haline getirilebileceği bir hastaneye dönüşecek orası. Dönüşecek. Peki. Raylı sistem Tekeköy'ün bütün havasını değiştiriyor. 15 kilometre sanayinin içerisinde yol yapıldı. Beton yol yapıldı Büyükşehir'le birlikte. Saski ve fen işleri ile uyumumuz konusunda bir sorun olmadığını biliyorum. Evet. Peki raylı sistemin organize sanayi bölgelerine katacağı katma değer sanayiciler tarafından yeterince algılanmış mıdır acaba? Ben inanıyorum. Çünkü hem deniz kenarından bir yol, Gülsan Sanayi Sitesi'nin ilçemize geleceği ile ilgili, onların ulaşımla alakalı sıkıntı çekmemesi için sahil tarafından bir yol, aynı zamanda da hafif raylının yolu. Bu hem oradaki mülk sahiplerinin mülklerini değerlendiriyor, hem katma değer katıyor. Öyle oldu değil mi? Mesut Bey ile yaptığımız programda da o bahsetti. Gülsan Sanayi Sitesi'nin tamamen kaldırılması söz konusu günlerde biliyorsunuz. Ve insanların o bölgeden yatırım yapmasını sağlamak için yönlendirmeler yapıyor Yusuf Bey. Buradan Yusuf Ziya Yılmaz'ı da çok değerli ağabeyimi de analım. Yani belki bu şehirde Yusuf Ziya Yılmaz'ı kavgalı, kavgacı görebilirler. Kavgası şehir için. Bu şehre aşık bir adam. Canı sıkıldıkça o hafif raylının yolunu gezen, oradaki çalışmaları ilerledikçe gördüğünde neşesi, keyfi artan bir adam. Evet. Sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı evine giden bir adam. Şehirden başka ne hayatı var, ne çoluk çocuğu var, ne malı ne mülkü var. Biz bunu kullanmalıyız diye düşünüyorum ben. Ondan belediyecilik adına çok şey öğreniyoruz. Bana da çok şey katıyor. Ben söylüyorum, Tekeköy'de değiştirmemiz, yıkmamız gereken ne varsa biz de Tekeköy'ü değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama burada önemli olan süre, sabır istiyorsunuz. Tabii. Ve burada önemli olan da insanlara zarar vermememiz, haksız olmamız, tabii. olmamamız. Tabii. Haklı olduğumuz her şeyde bizim insanımız da bizim yanımızdadır. Olurlar tabii ki. Tabii. Yeni yapılan çalışmalarda. Ben müsaade... Son olarak birkaç dakikamız kaldı. Müsaade ederseniz evet. Bu seçimle alakalı. Ben de onu soracağım. 8 Haziran sabahı evet.
Hasan Togar nasıl bir Samsun ve nasıl bir Türkiye? Ben genel bir şeyler söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi buradan 76 milyon insana seslenerek, insanımıza seslenerek söylüyorum. Ben böyle... 80'i buluyoruz artık. Evet, inşallah. Şimdi ben bir şeyler söylemek istiyorum buradan. Çok önemli birkaç not almıştım. Amerika Birleşik Devletleri 240 yıl önce kurulmuş. 240 yılda 60 tane Amerikan hükümeti oluşmuş. Her 4 yılda bir. Ve kurulduğu tarihten bugüne seçim tarihi ve günü hiç değişmemiş. Her yıl, her 4 yılda bir. Aynı günde devir teslim de 240 yıldır değişmeden, işte seçimden sonra zannedersem 45 gün içerisinde, 45. gün mü ne, başkanlık devrediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 92 yıllık genç bir devlet. 62. hükümet tarafından idare ediliyoruz. Eğer rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Adnan Menderes'in ve AK Parti hükümetini, 12 yıllık AK Parti iktidarını saymaz isek 6 ayda bir bu ülke seçim yaşamış. Ben size soruyorum. 6 ayda bir seçim geçiren bir ülkede istikrar, ekonomi, kalkınma olur mu? Olmaz. Bakın 240 yıl önce kurulan Amerika'da seçim 240 yıldır değişmiyor. Bu ülkenin insanı bunları bilmeli. Ben yine bizim milletvekili adaylarımız da geldiğinde çok değerli isimler var işlerinde. Bunlardan biri Ahmet Demircan ağabeyimiz. Evet, biraz sizden biraz sonra ona program alacağız. Bu ilçe ona da sahip çıksın. Bakın gezi olaylarından önce bu ülkede enflasyon %6'larda. Borçlanma faiz oranları ise %4-4,5'larda. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bir araya geliyorlar. Enflasyonu %6 olduğu bir ülke %4,5'la borçlanabiliyor. Bunu görünce bizim devlet büyüklerimiz, o zaman Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey derhal start veriyor. Dünyanın en büyük havaalanı, Kanal İstanbul, 3. Boğaz Köprüsü gibi projeleri hiç beklemeden başlayalım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Enflasyonun altında borçlanıyorsunuz. Yani paradan para kazanıyorsunuz. Borçlandığınız halde. Ama bunu gören dış güçler, dünyayı yönetmeye çalışan egemen güçler, Türkiye'deki uzantılarını harekete geçirerek, buna alet olanlara Allah rızası için buradan sesleniyorum. Gezi olaylarını patlak verdiler. 30 tane ağaç, 31 ağaç yok. Eyvallah dedik ki yani burada belki bizim de bilmediğimiz bir şey vardır. Yani ağaçtır belki mesele. Ama bir müddet sonra Türkiye'nin 70 küsur vilayetine yayılan, iline yayılan bir darbe girişimine dönüştü. Ya ulan yani İstanbul'dakini anladık da gezi için ayağa kalkmışlar. Diyarbakır'dakine ne oluyor? Bitlis'tekine ne oluyor? Diren gezi az kaldı. Ben buna inanıp da sokaklara çıkan bu ülkenin samimi evlatlarına sesleniyorum. Şimdi ardından bir gezi platformu oluşturuldu. Bizim önümüze bir maddeler koydular. Bu maddeleri söylerken biz insanlardan şunu bekliyoruz değil mi? Yani orada işte ağaçlar kesilmesin, park şöyle kalsın, böyle kalsın. Hayır. Bir, dünyanın en büyük havaalanı Türkiye'ye yapılmasın. İki, 3. Boğaz Köprüsü yapılmasın. Kanal İstanbul yapılmasın. Şimdi dünyanın en büyük havaalanına karşı çıkan kim? Almanya'da Merkel bunu bizzat söylüyor. İngiltere Kanal İstanbul'a açık açık tavır koyuyor. Allah aşkına nüfus kağıdında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazan insan eğer onlarla bir olmayı içine yediriyorsa 7 Haziran'da onlarla birlikte olsun. Ama benim nüfus kağıdımda Müslüman ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı yazıyor. Ben onlarla birlikte değilim. Onların karşısında olduğu, bakın bir şey daha söyleyeyim. Rusya'nın devlet başkanı bugün dünyanın en güçlü liderlerinden biriydi. Ve bizim çok yakın ilişkiler kurduğumuz Putin, ekonomik krizden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere ve Almanya'ya, Avrupa Birliği'ne boyun eğdi. Ermeni soykırımını tanıyoruz, bizde de Ermeni soykırımı vardır. Putin gibi biri. Hı hı. Şimdi bugün bu ülkede yaşayan yaklaşık 80 milyon insan Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanımızla gurur duymaları gerekir. Bugün bu operasyonların tamamı Türk siyasetinden Cumhurbaşkanımızı uzaklaştırmak adı altına yürütülen bir operasyondur. Anket sonuçları da mı bunu
Ya kesin, ben üzülüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş. Hatta HDP'ye dahi gönül vermiş. İnsanlara ben sormak istiyorum Allah aşkına. Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın istemediğini sen de nasıl ben de istemiyorum dersin. Herkesin farklı bir anlayışı, talebi ve seçmeni var. Bu ülke, bu ülke başka yok. Bakın, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2 milyon Suriyeli'yi buradan biz memleketlerine göndereceğiz, göndermemiz lazım, bizim açımız var diyor. Allah bu coğrafyada iyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin varlığına müsaade etmiş. Biz Bulgaristan'dan 350 bin soydaşımız buraya sığındı. Irak'tan 800 bin insan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığındı. Savaştan kaçtılar bunlar. Bugün Suriye'den 2 milyon insan bu devlete sığındı. Bu bölgede iyi ki Türkiye var. Ama yoksulluk içerisinde olan insanlar da var. Yani buna dikkat çektiler belki. Ama büyük devlet olmanın... Bakın biz bugün, ben kendim için söyleyeyim. Biz, bizim dedelerimiz, ölen dedelerimiz vatan diye diye öldüler. Selanik Sarışaban'dan geldik biz. Dedelerimiz oradan geldi. Vatan diyerek öldü benim dedem. Onun için vatan Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Sarışaban kasabasıydı. Burası da vatan toprağıydı. Orası da vatan toprağıydı. Şimdi biz oradan buraya niye geldik? Zulümden kaçtık geldik. Ama iyi ki Türkiye vardı. Orası da vatan toprağıydı. Bunu demeye çalışıyorsunuz. Anladım. Tabii yani. Peki 7 Haziran sabahı çok son birkaç cümle. Son sözü de buyurun. Kendi ilçem için söylemek istiyorum. Buyurun. 5 yılına bize görev veren, yetki veren insanımıza seslenmek istiyorum. Tekeköy'e özellikle. Tekeköy'ü çok sevdiğini iddia eden 50 bin nüfusun tamamına oy kullanacak olan da 36 bin seçmenine sesleniyorum. Şimdi bizlerle alakalı problemi olabilir. Bizleri yetersiz görebilir. Bizlerden taleplerini karşılamadığımızla alakalı eleştiriler alabilirler. Ama biz samimi insanlarız. Allah rızası için onlardan 7 Haziran seçimlerinde destek istiyorum. İstememin en büyük sebebi siyasi görüşleri ne olursa olsun. Bakın Sinan Bey, bir takım şeyler vardır. Bunlar reel gerçeklerdir. Bir, Allah nasip ederse Tekeköy'e hastane hayalim var benim. Kamu hastanesi. Bir fakülte hayalim var. Şimdi bu hayallerinizi gerçekleştirmek için bunlar siyasi tercihlerle olan şeyler. Yarın öbür gün ilçelerin seçim sonuçları Ankara'daki siyasi iktidarın da önüne gider. Bakanlığın önüne gider. Bakanlık bakar. Tekeköy %80, atıyorum X ilçesi %70. Kardeşimdir. Burası bunu hak etmiş. Ben şimdi insanıma şunu söylüyorum, rica ediyorum. Bizi bundan mahrum bırakmayın. Bizleri değil, bu ilçeyi, yaşadığımız ilçeyi çok seviyorsanız, bu 7 Haziran seçimlerinde Allah rızası için, ilçenizin geleceği için bizlere sahip çıkın. Bizi o %53,5 oyu, %73,5, %83,5'la destekleyin ki sizlere hizmetin en güzelini getirebilelim. Ben teşekkür ediyorum. Biz çok konuştum. Yok, çok biz teşekkür ediyoruz. Sizden hemen sonra, çok kısa bir ara sonra Ahmet Demircan çünkü konumuz olacak. Başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızı değerlendirmeleriniz için de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Tekrar bu fırsatı bu akşam verdiğiniz için uzun zaman oldu sizle bir evet. araya gelemedik. Evet. Ben heyecanı da unutmuşum. O heyecanı tekrar tattırdınız olsun, bana. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. 2015 seçime doğru da Ahmet Demircan, AK Parti milletvekili ikinci sıra adayı konuğumuz olacak. Pazartesi günü Samsun'un Nazlı'nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz. Çarşamba günü de yine AK Parti'nin 3. sıra milletvekili adayı Fuat Köktaş konuğumuz olacak. Kısa bir ara sonra yeniden sizle birlikteyiz. Mutlu kalın efendim. Önce bir hayalim vardı.
Bu yolda mücadele ettim, inandım, çok çalıştım. Doğduğum toprakların gücünü hep yanımda hissettim. Beni bugünlere getiren bunlar oldu. Biz de bir hayalin peşinden koştuk, azmettik, büyüdük. Ama kalitemiz, milli kimliğimiz 40 yıldır hiç değişmedi. Şimdi de yeni markamız BluePet yakıt istasyonlarıyla Türkiye yollarındayız. Yüksek standartlarda ürün, benzersiz hizmet için BluePet'e gelin. Ulusal sermayenin gururu Ergaz'dan Türkiye'nin gücü BluePet. Milletimize hayırlı olsun. Bıyıkoğlu Ticaret, fiber internet, sabit telefon, TV bu, Avaya hat aktivasyon işlemleri ve fatura tahsilatı. 12, 24 ve 36 ay taksitli telefon, tablet ve bilgisayarlar Bıyıkoğlu Ticaret'te. Çiftlik, Sahtane ve Bafra şubelerimizle hizmetinizdeyiz. Bıyıkoğlu Ticaret 0362 432 0432. Yüzyılın projesi. Merkez Türkiye. Türkiye bir küresel ticari entegrasyon merkezi haline gelecek. Bilgi, teknoloji ve insan kaynağı bütünleşmesinden yepyeni bir iş gücü doğacak. Ekonomiye yıllık 147 milyar dolar katma değer sağlanacak. Türkiye'nin büyüme hızı %6'ya ulaşacak. Kişi başına milli gelir 30 bin dolara yükselecek. 2 milyon 200 bin kişiye yeni iş imkanı yaratılacak. Türkiye insani gelişmişlikte dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girecek. Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarından yararlanılarak gerçekleştirilecek Merkez Türkiye projesi, Türkiye'nin ekonomik geleceğinin garantisidir. Yaşanacak bir Türkiye için gelin oy verin.